Bildiğiniz gibi bu teklif 1966 tarihli çarşı ve mahalle bekçileri hakkında 772 sayılı kanunu yürürlükten kaldırıyor. Onun yerine kendini ikame ediyor. Buna gerek var mı? Zannediyorum yeni bir kanun yapmaya da gerek yok. Ama ısrarla yeni bir kanun dayatılıyor. Bekçilerin işe alınması, giriş sınavları, bu sınavları yapacak merciyi, atama kriterleri gibi düzenlemeler bütünlüğüyle partizan iradenin tercihine terk edilmektedir. Bekçilerin partizan bir atama yöntemiyle işe alınması herkeste kuşkulara yol açacaktır. Kimler hangi kıstaslarla bekçileri işe alacak? Kariyer ve liyakat gözetilecek mi bekçi alımında? Bunlar bilinmemektedir. Dolayısıyla deniyor ki acaba paramiliter bir örgüt mü oluşturuluyor veya bekçilik yerel jurnalcilik olarak mı kuruluyor? Bunu Grup Başkan Vekilimiz Sayın Türkkan da ifade etmişti. Bekçilere verilen yetkilere bakarsanız aslında ne diyor iktidar biliyor musunuz? Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu ucube düzeni ve tek adam sistemiyle yarattığımız Türkiye modeline bekçi arıyoruz diyor. Söylemek istediği bu aslında. Kısaca asayiş için değil, getirdikleri düzeni korumak ve kollamak için adına bekçi dedikleri milis güçlerine yasal bir kılıf giydiriyorlar şu anda. Bizde kanunlaştırmaya çalışılan bekçilik uygulaması tıpkı Nazi Almanya'sının kolluk kuvvetlerinin 2020'ye uyarlanmış hali. Geçmişte Hitler'in Almanya'sında yaptığı zorbalıklar ve sokaklarda çıkardığı kavgalarla kötü bir şöhrete sahip olan nasyonal sosyalistlerin politik savaşma örgütü üyeleri kahverengi üniforma giyiyorlardı o dönem. Ve bunlar 1920'lerde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi mitinglerinde olay çıkmaması için bekçilik yapıyorlardı. 1921'de yarı askeri nitelikli bir birliğe dönüştürüldü bunlar. Kahverengi üniformalar onlara kahverengi gömlekliler denmesine yol açtı o dönem. Partinin güvenlik örgütü oldular. Şimdiki görüyoruz ki iktidar partisi kahverengi gömleklileri günümüze uyarlamış. Hitler'in kahverengi gömlekli rejim bekçilerini iktidar 2020 yılında bugüne uyarlamış. Bu noktada bir uyarıda bulunmak istiyorum iktidar. Doğru bir iş yapmıyorsunuz. Yanlış bir iş yapıyorsunuz. Geçmişteki totaliter rejimlere, Nazilere, Mussolini'ye, Çavuşevski'ye bakın, benzer şeyleri görürsünüz. Unutmayın, bütün baskıcı iktidarlar giderken baskıların dozunu arttırarak giderler. Siz o hali kaldırdınız ama o hal dönemindeki gibi ülkeyi yönetmek ve sokakları gözetim altında tutmak istiyorsunuz. AK Parti tarafından sürekli olarak muhalif olan tüm parti ve yapılara karşı toptan vatan haini, işbirlikçi, zelil, yalancı gibi suçlamalarla gerginlik yaratmaları, örneğin İyi Parti'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde gösterip karalama yapmaları, Türk siyasetinin düşürüldüğü seviyenin de bir itirafıdır. İşte bu koşullarda bekçi yasası teklifinin gelmesi ister istemez insanı kuşkulandırıyor. Acaba paramiliter bir örgüt mü oluşturuluyor veya bekçilik yerel jurnalcilik olarak mı kuruluyor? Nitekim bu konuda görevden alınan bekçi alımlarındaki partizan dayatmalardan dolayı bunu kısmen dinlemeyen birkaç valinin görevden alındığını da burada sizlerle paylaşmak isterim. En çok bekçilerin işe alım süreçlerini şeffaf olmayan, tamamen İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek bir düzenlemelerle yapmak toplumumuzda AK Parti gençlik kollarından kolluk kuvveti kuruluyor algısını güçlendirmektedir. Bekçilere gece görev yapan polis gibi yetkiler yüklemek, yeterli eğitim ve tecrübe sahibi olmayan personelin hatalar yapmasına sebebiyet verecektir. 25-30 yaşındaki gençlerin beline silahı verip de sen de yardımcı kolluk kuvveti gibi yakala, üst ara, durdur, tutuklu.
tutma yetkisini verirseniz ve 41 gün eğitimle bu yetkilerle mücehhez silahı beline takarsanız binlerce, on binlerce ciddi sorunu ülkenin içine bombayı koymuş olursunuz. Bakın, yetişmiş bir polis, yetişmiş ABD'li bir polis George Floyd olayında yakaladı ve bir siyasi yurttaşını tuttu. 9 dakika süre içinde ve ölümüne neden oldu. Sadece Amerika değil, bütün dünya karıştı. Bu bir eğitimli polisti. Belki de yıllarca tecrübe sahibi olan eğitimli bir polis, insan haklarından ve insanlıktan yeterince nasibini almamış bir polis. Cahil cesareti demek istemiyorum ama gözü karalık. Binlerce kişiyi AK Parti'nin gençlik kolları referansıyla 20-30 yaşındaki gençleri bu yetkilerle beline silahı, tekrar ediyorum, 6 saat adalet ve demokrasi dersiyle, halk ilişkiler 6 saat, trafik ilk yardım 6 saat, silah eğitimi 54 saat, temel hukuk eğitimi, idari yapı, mevzuat, mesleki yazışma dahil 216 saat. Bununla bu yetkileri vermeniz çok ciddi gözü karalıktır. 3 aylık kursla birisine silah vermek, olaylara doğru müdahale edebileceğini, önleyip durdurabileceğini düşünmek çok geniş bir hayal dünyası gerektirir. Ben size yakın takip ettiğim bir örnek vereyim. Seçim bölgem olan Ankara Etimesgut'ta 17 Mayıs akşamı saat 22'de çöp dökmeye giden bir genç arkadaşımız bekçilerin tacizine maruz kalıyor. Nerede? Oturduğu apartmanın giriş kapısında. Olayı balkondan gören annesi, astım hastası babası ve 12 yaşındaki kardeşi de bu genci bekçilerinden elinden almaya indiğinde bekçilere destek için gelen polis ekibince aileye biber gazlı, coplu müdahale yapılıyor. Daha sonra yere yatırılıp ters kelepçeyle karakola götürülüyorlar. Olayın görüntülerini içeren yan apartmandaki kamera kayıtları polis tarafından sökülüyor. Ailenin en üzüldüğü nokta bekçilerin ve polislerin terörist diye hakaret etmeleri. Kaldı ki genç vatandaşımız Hakkari'de askerdeyken gazi olmuş. Mayın patlaması sonucunda kulakları iyi işitemiyor. Biz bunu gündeme getirdik. Sonra ne oldu? Ankara Emniyeti hiçbir dayanağı olmadan açıklama yaptı. Açıklamada kısacası benim polisim, benim bekçim hata yapmaz dedi. 10. madde aynen şu şekilde. Başlık genel kolluk kuvvetlerine yardım görevi. Genel kolluk görevlerine yardım görevi. Çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatta genel kolluk kuvvetlerine tevdi edilen görevlerde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olurlar diyor. Peki madem ki polis onun amiri, onun yardımcısıysa bekçi, polis bekçiye talimat verebiliyor mu? Yardımcıya. Yardımcısıysa asilin, yani üst rütbede bulunanın bekçiye görev vermesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki arkadaşlar, bunun amiri gönderildiği karakol şeyi değil ki, komiseri değil ki, veya jandarma ise o jandarma komutanlığına o talimat, o yetkiyi vermiyor ki. Mevcut olan bekçi hangi karakoldaysa o karakol komiseri veya amiri yetki veremiyor, görevlendiremiyor. Ona görevlendirmeyi yapan onun amiri, disiplin amiri, o bölgedeki ita amiri dediğimiz kaymakam veya validir. Bu anlamda emniyet mensuplarıyla bekçiler arasında bir iki başlık var. Bu iki başlık emniyete zarar verir. Bunu yapmayın. Madem ki siz emniyet mensuplarının siz yardımcı diyorsanızsa, onun yardımcılarıdır diyorsanızsa, o zaman hangi karakolda görev yapıyorsa o karakola da o yetkiyi verin. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Soruyorum size. 1966'da kanun yapanlar, bakınız bu kanun 27 Temmuz 1966'da çıkmış. 1966'da kanun yapanlar bugün bizim yaptığımızdan daha iyi tasarı ve teklif hazırlamışlar. Siz
Aynı zamanda bu kanunda, bu teklifte en hassas bir bölümü kaçırıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. O da ne de biliyor musunuz arkadaşlar? Buyurun. Geçmişte 1966'da bu teklifi, bu kanunu hazırlayanlar kolluk kuvvetinin yardımcı hizmet sınıfıdır diyor. Yani bir yardımcı hizmet. Şimdi diyorsunuz ki nasıl jandarma gibi, emniyet gibi yeni bir kolluk kuvveti kurmak istiyorsunuz. Ve bu teklife, bu metni yerleştiriyorsunuz. Diyelim ki siz 30 bin bekçi aldınız. Belki de bir 20 bin daha alacaksınız. Ama siz bu teklife kolluk kuvveti derseniz sizin belki de siyasi ömrünüz yetmeyecek. Ama yeni gelen hükümet, yeni gelen partiler kolluk kuvveti adı altında belki de 500 bin bekçi alacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu teklifte üçüncü bir kolluk kuvveti olarak metnin geçmesi son derece yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Yine anayasaya aykırılıklarını arkadaşlarımız defalarca söyledi. Ama son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Burada İçişleri Bakanlığı bürokratları var, bakan yardımcısı var. Bakanı görmüyoruz işte. Sadece bütçe görüşmelerinde bir görürüz. Bir daha görme şansımız yok. Sevgili arkadaşlar, kamuoyunun gündeminde olan büyük bir toplumsal hareketlilik mi bekliyor denilen bir konu var. Bunu yapan insanlardan başka şeyler bekliyor muyuz? Bunlar daha girişi. Bakın şok doktrini uygulayacaklar. Ne demek o? Şok doktrini ne demek Sayın Erdoğan? Sabah kalkacaksınız, bir olayla sarsılacaksınız. Daha ne sarsılacağız? Her gün ayrı bir olayla sarsılıyoruz zaten. Özlem Hanım, biz Kuvayi Milliye'yiz. Biz neler gördük, geçirdik. Çakma suikastlerden tutun. Öyle şeylerle karşılaşacak ki bu millet. Onun için sinirlerimize hakim olacağız. Sabah kalktık, şok edici bir gelişme. Bir dakika diyeceğiz. Bir sakin. Bir duralım bir arkadaşlar. Aynı bizim genel başkanın söylediği gibi. Şöyle bir geri çekileceğiz. Bunu kim niye yaptı? Kimin işine yarıyor? İlk görüntüdeki iş değil. İlk algı nasıl oluşacak? Bu kimin işine yarıyor? Bunu doğru bulursak, bunu anlayabilirsek gerçek failleri bulmuş oluruz. Onun için milletimizi uyarıyoruz. Bundan sonra, bu aşamadan sonra her türlü hileye, her türlü provokasyona, her türlü şoka hazırlıklı olunuz. Şimdi bakanlığımızın açmış olduğu bir ihale var. İhalede tarihleri de var. Efendim 100 bin adet biber gazı, efendim 40 bin adet el bombası, 1 milyon adet plastik mermi. Bakanlığın 15 Haziran ve 25 Haziran arasında da böyle bir ihale ilanı var. Şimdi gerçekten milletvekili olarak ve bir yurttaş olarak merak ediyorum. Yani böyle bir ihaleye niçin ihtiyaç duyulmuştur? Yoksa önümüzdeki süreçte böyle bir toplumsal hareketlilik mi bu ülkede bekleniyor diye sormadan geçemeyeceğim. Kanunun, teklifin özellikle bekçi kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.